Merhaba arkadaşlar information theory ile devam ediyoruz. Noiseless coding demiştik. Noiseless coding kullanarak uh, kayıpsız uh, veri sıkıştırmasını lossless data compression'ı yapabiliriz demiştik. Reduce the number of bits required for the representation reduce the number of bits required for the representation of a source output for perfect recovery. Perfect recovery ne? Neden bu konuda ilgileniyoruz? Bu tekrar geri toplayabilmedir. Tekrar aldığımız bilgiye, gönderdiğimiz bilgiye alıcı tarafında tekrar ulaşabilmektir. Şimdi transmitter ve receiver'ı design ederken transmitter tarafında bir designla uğraşıyor isek receiver tarafını düşünmemiz lazım. Bunlar birbirinden bağımsız düşünülemez. Gönderdiğin data alınmadığı sürece, o data e, hemen hemen birebir e, elde edilmediği sürece gönderdiğin datanın hiçbir anlamı yok. Sen telefonla konuşuyorsun, görüntülü konuşurken, e, yurt dışında bir akraban ile konuşuyorsun, sen istediğin kadar konuş, o alıcı tarafında ulaşılmadığı sürece birebir... Ee, ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. O yüzden transmitter ve receiver bire bir, e, birlikte düşünülmek zorundadır. Bu yüzden de daha ilk aşamasında source coding, hatırlayın block, block diagramı block diagram e, source coding daha ilk aşaması, hemen hemen ilk aşaması digital communication'ın. Ama son aşamasında da decoding var bakın. Bunlar birbiriyle ilişkili. Bu yüzden daha ilk aşamasında biz alıcı tarafında düşünmek zorundayız arkadaşlar. Ve bu yüzden de e, ne kadar çok aynı zamanda da ne kadar çok bilgi gönderebilirsek transmitter da ve ne kadar çok bilgi okuyabilirsek receiver da e, bu bizim için avantaj çünkü bakın daha öncelerde ses gönderiyorduk sadece daha az bilgiydi Sonrasında fotoğraf Göndermeye başladık. Daha az bilgi... E, daha çok bilgi olmaya başladı. Doğru mu? E, veyahut işte... E, video call. Daha çok bilgi. Hepsinde daha çok bilgi. Aynı anda hem ses hem görüntü gönderiyorsun. Burada görüntü gönderiyorsun. Burada ses gönderiyorsun. Gittikçe bilgi... Burada atıyorum... E, bin bit gönderiyorsan burada 10 üzeri 9 bit gönderiyorsun gibi. Yani sayılara takılmayın. Say, e, göstermek için burada 10 üzeri 6 gibi. Bu yüzden hem daha çok bilgi göndermemiz lazım. Daha çok bilgi demek her şeyi etkiliyor. Senin o bilgiyi e, mikrofondan geldikten sonra telefonunda o bilgiyi tutman lazım. O tutma süresince senin daha çok alana ihtiyacın var. Bu alana bu alanı nasıl açabilirsin? İşte noiseless coding ile. Sıkıştırma ile. Compression ile. Şimdi reduce the number of bits required for the representation. O bilgiyi gösterebilmek için azalt diyor. Bitlerin sayısını azalt diyor. More information, less probable source. Daha çok bilgi, daha az ihtimal. Assign more bits. Eğer daha az ihtimalimiz varsa bu ne demektir? Mesela sen sürekli aynı ortamda konuşuyorsun. Bir evin oturma odasında. Ama veya bir arabada seyahat ediyorsun. Bir arabada seyahat ediyorsun. Bu arabada senin ortamın sürekli değişiyor burada daha az değişiyor. Senin ortamın sürekli değişiyor. Burada daha çok bilgiye ihtiyacımız da sürekli yeni bilgi akışı, sürekli yeni bilgi akışı, ona adapte olma vesaire vesaire. İşte burada daha less probable oluyor. Sadece bunu bir koyun coin atmaktan, para atmaktan daha önceki örneklerimizle anlattığımız gibi ibaret görmeyin. Eğer daha az ihtimal varsa daha çok bilgi, daha çok bite ihtiyacımız var. Şimdi gelelim şuna. Bu örnekte diyoruz ki bak consider the following sequence. Yani buradaki burada bir sayı dizisi var. 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10. 16 tane digitimiz var burada. Bu digit için her birini her birini elektronik derslerinde görmüş olmanız gerekiyor. Ee, bu buradaki her bir bilgiyi aktarabilmek için buradaki her bir bilgiyi aktarabilmek için bizim 4 tane bite ihtiyacımız var. 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 gibi. Böyle gidiyoruz değil mi? 1 1, 1, 1 en sonunda. 4 tane bit'e ihtiyacımız var. Ama bakalım. 4 tane bit. Bak 4 tane biti kullandık. 16 tane digit'imiz var. Bizim 16 tane digit ve 4 tane bit kullandığımızda ne kadar bir alan kaplıyoruz? 64 bits. Bu 64 tane bite ihtiyacımız var. Ve Bunlar aktar, aktarabilmek için bu kadar da alana ihtiyacımız var. Ama biz bak, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 9 burada tekrar eden sayılarımız var. Burada bir sıkıştırma yapabiliriz. 1, 6, 7, 10 bir kere diğerleri iki kere tekrar oluyor. Yani bunlar için probability'miz 1 bölü 16. Bunlar için 2 bölü 16. Olasılığımız. Bunların arasından herhangi birini seçersek bunlar için 2 e, kere tekrar edenler için 2, 2 bölü 16 diğerleri için 1 bölü 16. Entropisine baktığımızda ne kadar sıkıştırılabilir acaba bu? Değil mi? Entropi demek o, de, e, ne kadar sıkıştırılabileceğini anlamak demekti. Logaritma 2 1 bölü 16. Bir kere tekrar edenler için. Bir kere tekrar edenler için. 1 bölü 16 çarpı. 1 bölü 16 çarpı 4 tane var bunlardan. 1, 6, 7, 10. Artı 6 tane var diğerlerinden. 2 bölü 16 logaritma. 1 bölü 2 bölü 16. Bunun hesabını yaptığımızda... Entropisi 3.25 bits. For each digit. Yani biz her birini anlatmak için 3.25 bit kullanabilirmişiz. 4.25'e nazaran. Pardon 4'e nazaran. On altı dijit için bunu hesapladığımızda 325 diyelim ki 325 bit kullandık her biri için toplamda biz 16 tane dijitimiz olduğu için 16 tane göndermemiz gereken bilgi olduğu için 52 bit kullanabiliriz. 64 nerede? 52 nerede? Information teori buydu. Devam edeceğiz. Digital Modulation'da teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi veya sorularınızı yorumlarda sormayı unutmayın arkadaşlar.